Kazanım 25'teyiz. fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyon grafiği verilmiş. Buna göre aşağı kaç tanesi doğrudur? Burada kat sayılarla ilgili yorum yapacağız. Grafikten işaret yorumu bir önceki işlediğimiz kısım. Şimdi bir kere parabolün kolları yukarı doğru olduğu için a büyük 0 doğru mu? Doğru. Birincisi doğru. Çünkü parabolün kolları yukarı doğru. 2'ye bakıyorum c büyük 0. c neydi? x'e 0 verdiğim zaman y eksenini kestiği nokta. E, bu sıfırın üstünde x eksenin üstünde olduğu için c büyük sıfır doğru. r büyük sıfır demiş. r dediğim tepe noktasının apsisi sağ tarafta. y'nin sağında olduğu için r büyük sıfır da doğru. Kayı doğrusu üzerinde. b küçük sıfır. Şimdi bu b'yi ben neye göre yorumluyordum? Eksi b bölü 2a yani r'ye göre. Şimdi r'nin büyük sıfır olduğunu biliyorum ya. Eksi b bölü 2a yani r büyük sıfır. E şimdi burada a'yı ben büyük sıfır yani 2A dediğim artı. E sonuç ne? Artı. Yani şuradaki eksi B'nin de işaretiyle birlikte eksi B'nin de artı bölü olması lazım ki artı bölü artı büyük sıfır olsun. Yani eksi B artı büyük sıfır. Eksi B büyük sıfırsa B küçük sıfırdır. Dördüncüsü de doğru oldu. 5'te demiş ki delta büyük sıfır. Bakıyorum ekseni iki noktada kesiyor. Ekseni iki noktada kesmesi demek bu denklemin iki tane farklı kökü olması demek. Delta büyük sıfırsa iki farklı kök var. Bu da doğru. K küçük 0 K dediğim tepe noktasının ordinatı x eksenin altında olduğu için küçük 0 bu da doğru. Yani hepsi doğru 6 tanesi de doğru oldu. Devam ediyorum. İkinci soruda demiş ki kaç tanesi yanlıştır? Şimdi bakalım bunda. E, A artı B x artı C tepe noktası verilmiş. A küçük 0 evet doğru. Neden? Parabolun kolları aşağı doğru. Aşağı doğru olduğu zaman A küçük 0. B büyük sıfır demiş. Şimdi e, B'yi yorumlayacağız. B'yi R'ye göre yorumlayacağım. Önce ona göre bakalım. E, şu 3'ü üç, yorumlayayım önce. C küçük sıfır dediği yanlış. Neden? C küçük sıfır değil çünkü. Burada Y eksenini kestiği nokta. Şurası sıfıra C. X ekseninin üstünde olduğu için C büyük sıfır olmalı. Üçüncü öncül yanlış. 4'e bakalım. R büyük sıfır doğru. Sağ tarafta olduğu için. İşte buradan R dediğim. Eksi B bölü 2A. Büyük sıfır. Çünkü ben burada R dediğim sağ tarafta. E, A'yı ben buldum. A küçük 0 demiştim. Yani 2A dediğim eksi. E, sonuç büyük 0 olması için şu eksi B'nin de eksi olması lazım. Eksi bölü eksi artı yapar. Yani eksi B dediğim eksi olmalı. Eksi B küçük 0 sa bu sefer B büyük 0 geldi. İkincisi doğruymuş yani. Bunu da görmüş olduk. K küçük 0 demiş. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü burada dediğim e, x eksenin üstünde ordinat y olarak yani ordinat olarak x eksenin üstünde olduğu için büyük sıfır olmalı. O yüzden 5 yanlış oldu. Delta büyük sıfır doğru. Burada çünkü yine ekseni iki noktada kestiği için iki farklı kök var demek. Bu da doğru oldu. Kaç tanesi yanlıştır? 3 ve 5. öncül yanlıştır. Yani 2 tanesi yanlıştır diyebilirim. 2 tanesi yanlış. Geçelim üçüncü soruya. Aşağıda verilen e, aşağıda verilen tabloyu verilen grafiklere göre doldurunuz. Dolduralım bakalım. Büyük küçük işareti koyacağız. Şimdi burada nasıl yapacağız bunu? Bakalım. Bir kere parabolün kolları aşağı doğru. A küçük sıfır. Şuraya küçük işareti koyduk. Tepe noktası şurada. Tepe noktası R virgül K. Birincisi için konuşuyorum. Burada. R dediğim Küçük sıfır. Neden? Sol tarafta olduğu için absiş küçük sıfır. Yani hatta direkt şunu yazalım. R küçük sıfır. K dediğim büyük sıfır. X eksiğin üstünde. E, X eksiğin üstünde olduğu için büyük sıfır. Evet. Şimdi bu R'den eksi B bölü 2A'ya geçelim. Eksi B bölü 2A. R dediğim eksi B bölü 2A'ydı. Küçük sıfır olmalı. Şimdi 2A dediğim A küçük sıfır olduğu için 2A eksi. E, sonuç ne? Eksi. Demek ki yukarıdaki eksi B'nin Artı olması lazım çünkü artı bölü eksi eksi yapar. Aşağının eksi olduğunu biliyorum. Yani eksi B büyük sıfır olmalı işaretiyle birlikte. Dolayısıyla B küçük sıfır. Her tarafı eksiyle çarparım. B küçük sıfır. C dediğim Y eksenini kestiği nokta. X ekseninin üstünde bu sıfıra C noktası. X ekseninin üstünde olduğu için C büyük sıfır. Delta nedir? Delta büyük sıfırdır. Onu da yazayım. Neden delta büyük sıfır? Şurayı düzgün yazayım. Çünkü ekseni iki farklı noktada kestiği için iki farklı kök vardır. Delta büyük sıfırdır. Şimdi gelelim buraya. Şimdi burada bir kere şu nokta hem tepe noktası hem kök yani tepe noktası r virgül k. Burada tabii x1 eşit x2 o da eşittir r diyebilirim direkt. Çünkü aynı zamanda tepe noktası kökü veriyor bana. E burası teğet olduğu için zaten delta eşit sıfır. Önce şurayı direkt yazıyorum. Delta eşit sıfır. Çünkü neden? Eşit iki kök. teğet olduğu için eşit iki kök. Delta eşit sıfır. Kollar yukarı doğru. A büyük sıfır. R küçük sıfır. Direkt bunları bir yerleştireyim. K eşit sıfır. Şuraya da K eşit sıfır diyorum. Çünkü burada R virgül K dediğim direkt e, X80 üzerinde olduğu için R virgül sıfır diyeyim hatta şuna. K dediğim direkt eşittir sıfır. Tabii e, şu eşittir'i daha düzgün yapsam. ha. Eşittir anlaşılıyor. Şimdi B ve C'yi yorumlayacağız. C büyük sıfır. Y eksenini kestiği nokta x eksen üstünde olduğu için c büyük sıfır, b kaldı. Şimdi yine r'den gideceğim. R dediğim eksi b bölü 2a. R küçük sıfır dedik yani eksi b bölü 2a küçük sıfır. 2a artıdır çünkü a büyük sıfırsa 2a da büyük sıfırdır. Yani bunun sonucun eksi olması için eksi bölü artı eksi yapar. Eksi b dediğim pay kısmının küçük sıfır eksi olması lazım. Dolayısıyla b büyük sıfır geldi. Buraya da b büyük sıfır yerleştirdik. Geldik üçüncü grafiğe. Bakıyorum kollar aşağı doğru. A küçük sıfır. Ekseni iki noktada kesiyor. Delta büyük sıfır. Önce hemen bildiklerimi bir yerleştireyim. Diğerlerini yorumlayacağım. Tepe noktası şurası. Tepe noktası R virgül K. R küçük sıfır. K büyük sıfır. Yani sol tarafta olduğu için e, X'i eksi, Y'si artı. R küçük sıfır, K büyük sıfır. C dediğim X eksenini Y eksenini X eksen altında kesiyor. C küçük sıfır. Şimdi R dediğim eksi B bölü 2A'ydı. Eksi B bölü 2A. R'yi küçük sıfır buldum. Tamam. Ya A küçük sıfırsa 2A da küçük sıfır. Yani 2A eksi. E sonuçta eksi yukarının artı olması lazım demek ki. Artı bölü eksi eksi yapar. Yani eksi B dediğim ifade büyük sıfır olacak. Eksi B artı olacak. Dolayısıyla her tarafı eksiyle çarparsam B küçük sıfır olacak. Süre da B küçük sıfır diyeceğiz bu şekilde bu kazanımı da bitirmiş olduk. Şimdi kazanım 26'ya geçebiliriz. <laughs>